Ben 1967 yılında Ankara Üniversitesi'nden mezun oldum. Hemen hemen hiçbiriniz daha doğmamıştı. 4 sene sonra bulunduğum, mezun olur olmaz 4 sene sonra, yani 67'de bölüm başkanımız dedi ki bana, sen dedi hiçbir yere bırakmıyoruz. Niye hocam dedim. Seni aslan bırakacağız burada dedi. O zaman dedi, ne demek onu da bilmiyoruz tabii daha. Tamam. Şimdiki gibi yüksek lisans, doktora, dersler falan yoktu o tarihlerde. Usta çırak yöntemiyle birini size hoca atıyorlardı. Siz kendi kendinizi yetiştiriyorsunuz. Onun için de bir Rus yazarı vardı, Gnedenko isminde. Onun bir olasılık kitabı vardı. Ve ben daha sonra söyleyeceğim cümleyi şimdi hemen söyleyeyim. Bugüne kadar 16 tane kitap yazdım. Bunların 10 tanesi üniversitelerde ders kitabı olarak okutuluyor. Diğerleri de başka amaçla yazılan kitaplar. Ve ondan esinlenerek kendi kendime öğrendiğim için olasılıkla birlikte geçen yaşam diye yazdığım bir kitabım vardı. İçinde bazı gezi notları ve bazı akademik yazılar var. Günlük yaşamı yansıtan yazılardı. 4 yıl sonra 71'de doktoramı yaptım. Türkiye'de matematiksel istatistik alanında ilk doktora yapan insandım. Bir 4 yıl sonra 75'te doçent, 5 yıl kadar sonra üniversitede profesör olabiliyorsunuz. 80 ihtilali oldu. 80 ihtilalinden hemen sonra o arada yükseltildim. Atanmamız yapılmadı profesörlüğe. Şimdiki gibi şimdi kolaylaştı birçok şeyler. O zamanlar çok çok daha zordu. Önce 5 kişilik bir jüriden geçiyorsunuz. İkinci bir yabancı dile giriyorsunuz. Bunları da geçtiniz. O fakültenin hangi fakültedeyseniz profesörler kurulundan onay alıyorsunuz. Oradan üniversite senatosuna gidiyor. Üniversite senatosundan sonra da Cumhurbaşkanı'nın onayına gidiyordu. Hepsini atlamış olan bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanı'nın onayına askeri yönetim döneminde olduğu için gönderilmedik. İkinci defa ben bir yeri tercih etmem gerekiyordu. O zamanki kanuna göre Adana'yı tercih ettim ve 1982 yılından bu yana 3 yıllığına geldiğim bu Adana'dan 42 yıldır buradayız. Gidemedik. Şimdi akademik yaşam nasıl bir şey? İçinizde bilmiyorum gençlere soracağım. Akademisyen olmak ister misiniz acaba? Çok güzel. 2012 yılında emekli olduğum zaman çok güzel bir emeklilik töreniyle uğurladılar beni ve o törende şunu söyledim. Ne yaparsanız yapın, hangi meslekte olursanız olun, mesleğinizi lütfen sevin. Ben çok sayıda akademisyen olarak yurt dışına gittim. Hep kongrelere bilimsel konuşmacı olarak, çoğunlukla da davetli konuşmacı olarak gittim. Ama en çok özen gösterdiğim 4 noktayı size vurgulayacağım. Önce ülkemi temsil ettiğimi unutmadım. Sonra hangi üniversiteyi temsil etmişsem onu unutmadım. Hangi bölüm adına gitmişsem onu unutmadım ve en son 4. sıraya bir onurlandırma söz konusu olacaksa kendimi koydum. Yani meslek dallarında çok dikkat edilmesi gereken şey budur. Siz bir akademisyen olarak iki şeye özen göstermeniz gerekir. Bir, bilimsel araştırma yapmak. İki, eleman yetiştirmek. İkisi de benim gözümde eş değer düzeydeydi. Bu nedenle de ben 130'un üstünde bilimsel araştırma yaptım. Bunlardan 85'i yurt dışında yayınlandı. Son derece de kaliteli dergilerde. Hatta ilk defa sizlerle paylaşacağım bir noktayı söyleyeyim. 1977 yılında bir Amerikalı hocayla beraber 73-74 yılları arasında Amerika'da bulundum. Kansas State Üniversitesi'nde 15 ay. Onun da adını koydum. Yapan bendim ama bir minnet borcu olarak bizden bayağı yıl sonrasında, 12-13 sene sonrasında Hollandalı bir hoca Milliken Akdeniz Teoremi'nin diğer bir ispatı diye bir makale yayınladı. Onun için
hani adımızla da anılan bir teorem olduğunu ilk defa böyle bir yerde paylaşıyorum. Her zaman söyleyeceğim söz değil bu ama bilmeniz açısından söyledim. Yani ülkenin hangi üniversitesinde görev yaparsanız yapın. Ciddi olursanız ciddi insanlar sizi bulabiliyorlar ve onurlandırabiliyorlar. Özetle 55 yıl görev yapmış bir akademisyenim ben. Bunun 15 senesi Ankara Üniversitesi'nde 15,5 yılı, 30 senesi Çukurova Üniversitesi'nde 2012'de emekli olduktan sonra yaş haddinden dolayı emekli olduk. Yani yaşımı da söylemekte sakınca yok. O zaman 67 yaşımı bitirmiştim. Sonra da bir 10 sene Çağ Üniversitesi'nde davet üzerine gittim. 10 sene de orada görev yaptım. Bunların büyük bir kısmı matematik bölümlerinde geçti. Ben Çukurova Üniversitesi'nde 21 yıl matematik bölüm başkanlığı yaptım. 3 yıl Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü yaptım. 2003'te de istatistik bölümünü kurdum. Matematik istatistik olduğu için benim asıl uzmanlık alanım. Kurdum ve 2,5 yıl bölüm başkanlığı yaptım. Gene bakın çok kimsenin yadırgadığı bir cümleyi söyleyeceğim, size paylaşacağım. Dedim ki hanginiz ilk profesör olursa bölüm başkanlığını ona devredeceğim dedim. Birçok hoca başka fakültelerden ya olur mu dediler, sen öğrencinin emrine nasıl girersin? Hiç sorun değil dedim ben. Onlara o terbiyeyi aldıklarını düşünerek dedim devredeceğim. Ve böylelikle de yani akademik yaşamda da buna benzer şeyler olabiliyor. Hiç kimsenin yadırgamaması gerektiği inancındayım. Evet. Yaşlandıkça insanlar bazı şeyleri şöyle düşünebiliyorlar. Ben şunu diyorum. Uyandığımız her sabah bizim için bir zaferdir diyorum. Çünkü yaşlanıyorsunuz. Ben 80'e merdiven dayamış bir kişiyim. Ne olacağını da hiç bilemiyorsunuz. Ama yıllar öncesinde matematiği de bırakmadık. İstatistiği de bırakmadık ama resim sanatıyla uğraşmaya başladım. O nedenle bugüne kadar Çağ Üniversitesi'nde görev yaptığım yıllarda 2014-2017 iki tane kişisel sergi açtım. Bugüne kadar da 23 tane kişisel karma sergiye katıldım. O karma sergilerde serginin asıl sahibi, yönetici hoca benden istiyordu. Hocam siz konuşmayı siz açın. Matematikle resim sanatı arasında ilişki var mı yok mu diye sorsak çok kimse olur mu öyle şey, olmaması lazım diyecektir ama var. Onun için de matematik ve resim sanatı diye Google'dan girerseniz gerekli bilgiler alır. Uzatmamak adına bunu böyle söylüyorum. Ve ben ressam diye de yazmışsınız. İlk defa böyle hoşuma da gitti öyle söyleyeyim. Yani bugüne kadar çok karma sergiye katıldık. Çok da resmimiz şey yaptı. Öyle bazılarını satıyor musunuz diyorlar. Ben satmakla hiç uğraşmadım bugüne kadar. İki kızımız var. Yarısını biri aldı, yarısını biri aldı bir kısmının. Bazıları da işte evde kaldı, duruyor öyle resimler. Bize bırakmayın diyorlar ama kime bırakacak ki onları ben? Böyle bir olay yani. Yani bir hobinizin de olması çok önemli. Bakın, bunu tüm bireylere söylüyorum. Yaşlandıkça bazı eksikler hissedebiliyorsunuz ve o nedenle bir hobinizin olması son derece önem taşıyor yaşamda. Fazla uzatmayayım dilerseniz. Ben teşekkür ediyorum. Küçük bir soru sorabilir miyim? Hayır efendim. Buyurun. 80 yaş civarısınız. Hayat size ne öğretti? Özetleyebilir misiniz bize? 80 yıldan ne öğrendiniz? Bir defa kıskanç olmamak gerekiyor. Bir. Paylaşımcı olmak gerekiyor. İki. Eğer siz kendi binanızdaki bütün aile bireyleriyle, kendi aile bireyleri ve apartman sakinleriyle nasıl bir diyalog kuruyorsanız
apartmandaki görevliyi de eşdeğer düzeyde görmek zorundasınız. Yani insana insan olarak yaklaşmanız şart. Bunu yapmazsanız çok şey kaybediyorsunuz. Yani birçok şeyler, onu da söyleyeyim. Ben Yeni Adana Gazetesi'nde 4 yıl boyunca Bilim Dünyası başlıklı bir köşede yazılar yazdım. Politikaya da hiç girmedim. 200 kadar yazım yayınlandı. O yazılardan 3 tane de kitap çıktı. Birinin adı Bilim Dünyası, birinin adı Bilim ve Yaşam, biri de Eğitim ve Yaşam Sırları başlığını taşıyor. Burada 200 tane yazım yayınlandı. Bu konuların hepsini oralarda işledim. İlk öğretim öncesindeki matematikten ele alın da yaşamla ilgili çok sayıda yazım yayınlandı orada. Yani bunlar ulaşılabiliyor. Yeni Adana Gazetesi Ağustos ayında kapatıldı. Ekonomik sıkıntılar çektiği için aile kapandı gazete. Şöyle bir 15-20 gün öncesine kadar Yeni Adana Gazetesi Fikri Akdeniz diye yazmış olsaydınız benim yazılarımın hepsine girilebiliyordu. Ama şimdi ne olduysa kapandı o sayfalar, ulaşılamıyor diyorlar. Ben kendim de ulaşamıyorum. İyi ki diyorum topladım da kitap halinde çıkıyorsa kaybolup gideceklerdi yani, böyle bir şey. Yani birçok şey daha var. Yaşayarak öğreniyorsunuz bazı şeyleri. Ve o nedenle de ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler.